Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar, cemrelerin düşmesiyle birlikte artık ilkbahar hazırlığı, yaz hazırlığı yapılmaya başlanır. Şimdi bahçemdeki nanelik alanda yer değiştirme işlemi yapacağım arkadaşlar. Nanelik alandaki nanelerin her yıl yerlerinin değiştirilmesi, yerlerinin değiştirilemiyorsa en azından köklenip, toprağın beslenip tekrar aynı yere dikilmesi olumlu sonuçlar verir arkadaşlar. Çünkü nanelik alanda belleme ve çapalama yapılamadığı için yabani ot mücadelesi çok zor oluyor. Bu da nanelik alanda bir süre sonra yabani ot varlığının artmasına sebep oluyor arkadaşlar. Ben her yıl nanelik alanın yerini ya da yönünü değiştiririm ve derince bir belleme yapıp toprağı yumuşatıp toprağı hayvan gübresiyle besleyip tekrar naneleri o alana dikerim ve böylece nane verimini artırmaya çalışırım. Şimdi nanelik alana geçelim. O yabani ot varlığını ve nane sürgünlerinin yapısını bir görelim. Ardından bu naneleri birer birer teker teker kökleyip yabani ot temizliğini yapıp yine aynı yeri hazırlayıp nanelerimizi toprakla buluşturalım. Evet arkadaşlar, nanelik alanımız burası. Şimdi buradaki naneleri teker teker kökleyeceğiz ve şu istikamete tekrar toprağı hazırlayıp dikeceğiz. Böylece nanelik alanda hasat oranımızı da artırmaya çalışacağız. Görüyorsunuz, havanın çok az ısınması bile nane sürgünlerinin hemen boy göstermesine sebep oldu. Bu sürgünlerin biraz daha büyümesini beklersek naneleri kaybederiz. Şimdi bu sürgünler daha fazla büyümeden yer değiştirme işlemine başlayalım. Evet arkadaşlar, nanelik alandan nanelerimizi bu şekilde söküyoruz. Bakın, yabani ot kuruları her yeri sarmış durumda. Onları uzaklaştırıyoruz. Şöyle ölü kökler var, onları uzaklaştırıyoruz. Canlı olan ve otlardan temizlenmiş kökleri alıyoruz. Gördüğünüz gibi şu bizim gelecek sezonki nane varlığımızı devam ettirecek olan kök ve sürgün yapısı. Aynı işlemi nanelik alandaki bütün nane sürgünlerine uyguluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nanelerimizi eski yerinden söktük ve yabancı otlardan da ayıkladık. Burada istifledik. Şimdi bu alanı yeni nanelik olarak ayarlayacağım ve bu alanı güzelce belleyerek dikime hazır hale getireceğim. Evet arkadaşlar, belleyerek hazırladığımız bu alana tırmıkla küçük karıklar oluşturacağız. Bu karıklara da nanelerimizi tekrar dikeceğiz ve üzerini kapatıp can suyu vereceğiz. Gerisini zamana bırakacağız. Evet arkadaşlar, bu şekilde küçük çukurlar açıyoruz. Bu çukurların tam ortasına az önce yabancı otların temizlediğimiz nanelerimizi şu şekilde sürgünler üste gelecek şekilde diziyoruz. Sürgünlerin toprak altında kalması bir sorun oluşturmaz arkadaşlar. O sürgünler büyük bir ihtimal ölecek. Ama kökleri sağlıklı olduğu için yeni sürgünler verecek ve nanelik alanımız yeni yerinde büyümeye devam edecek. Evet arkadaşlar, kapatıyoruz.
ve işlem tamam. Şu karşıdaki alanı tamamen yeni nanelik alan olarak ayarladık ve işlemi bitirdik. Şimdi can suyu vererek çalışmayı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, nanelik alanda yer değiştirme işlemini tamamladık. Şimdi can suyunu uygulayarak işlemi sonuçlandırıyoruz. Can suyu şart arkadaşlar. Çünkü bitkimiz topraktan sökülüp yeri değiştirildi. Bu da bitkinin bir stres yaşama sebebidir. Bu stresi en aza indirmek için can suyunu mutlaka uygulamamız gerekir arkadaşlar. Hatta ilk 3 gün serin saatlerde üst üste bu uygulamayı yaparsanız nanelerinizin kök tutumunu, toprakla bütünleşmesini kolaylaştırırsınız. Ve nane verimini de artırmış olursunuz. Evet arkadaşlar, can suyu verme işlemiyle birlikte nanelerde yer değişimi nasıl yapılır anlatmış ve tamamlamış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.